Efendim merhaba. Evet, yeni bir günde yine birlikteyiz. Saat 14'ü gösterdiği andan itibaren programımıza başlıyoruz. Bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Ersan Saner ile birlikte olacağız. Tabii ülke gündemine baktığımızda adli olayların dışında özellikle son bir hafta içerisinde Kıbrıs konusu, Kıbrıs sorunu ve buna yönelik olarak New York'taki gelişmeler var gündemin ilk sıralarında. Bununla birlikte de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin birlikte okunması konusu var kamuoyunun gündeminde olan. Tabii iç meselelerde yaşanan sıkıntılar, suçlar vesairenin dışında da farklı farklı tartıştığımız konular var. Şimdi bunları süre yettiğince Sayın Ersan Saner'le de konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizin görevi aldıktan sonraki ilk bizim buluşmamız oluyor sanırım. Bir ikinci mi? İki mi? İkinci zannediyorsam. Sanki daha almadıydınız ama emin değilim şimdi. Hadi bakalım neyse. Neyse sorun değil. Ben de ne kadar oldu bu arada? Tam 3 ay bitti. Bugün kaçı? 20'si değil mi? 24 Eylül. Tam 3 ay bitti. 20'sinde seçildiydim çünkü. 20 Haziran. Nasıl gidiyor? Ulusal Birlik Partisi'nde öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarıma ben hayırlı günler dilemek istiyorum sizin vasıtanızla. Tabii ki size de hayırlı yayınlar dileyim. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nde genel sekreterlik görevi kolay bir görev olmadığını herkes inanıyorum ki toplumda takdir ediyordur. Nasıl gidiyordur sorusunu ben de çok seviyorum. Çünkü hangi açıdan baktığınıza belli. Ama çok uzun yıllar, yani 10 yılı mecliste tamamladım. Yaklaşık 7,5 yıl bakanlık yaptım ama bu görev onlara dahi benzemiyor. Çünkü çok farklı bir alanda uğraşıyorsunuz. Partinin dinamizminden, yapılanmasından, her şeyinden sorumlusunuz. Genel başkan, başbakan olarak görev verdiği için, hizmet verdiği için. Dolayısıyla kolay gitmediğini söyleyebilirim. Ama bu işi severek yaptığımız için... Zevk alarak yapıyoruz, gönül vererek yapıyoruz. Severek yaptığımız için de her şeyin başı sevgidir diye düşünüyorum. Üretken olabildiğimiz kadar üreterek kendimize, partimize daha iyi, daha güzeli yapmak için de uğraşıyoruz. Tabii hükümet iktidarda yani hükümetteyken genel sekreterlik farklı bir sorumluluğu beraberinde getirir. Yani muhalefette olsanız bu yükün sanırım en azından yarısı sırtınızda olmaz diye düşünüyorum. Ama doğru. Doğru. Beklentiler var sonuçta parti tabağından, vatandaşlardan. Ama bu beklentileri ne ölçüde hükümet toplumun beklentilerini ortaya koyabiliyor, aşabiliyor, sıkıntıların aşılmasında ne derece uyumlu çalışabiliyor? Yani baktığınız zaman işte 4 ay oldu hükümet kurulalı. Bir uzun basın toplantısı yapıldı ama o da daha çok eleştirilerle anıldı. Yani ortaya çok fazla bir şey konulmadı şeklinde basit konulardan bahsedildi. Yani bir Kıbrıs sorunundaki uyumu dışarıya alırsak onun dışında hükümet hayatımıza dokundu mu size göre? Bana göre dokunmana da nedenini soracağım. Neden dokunamıyor ama dokundu mu? Önce size sorayım onu. Şimdi bence ciddi şekilde dokunduğunu yakında hissedeceğiz. Yani bunun sinyallerini görüyoruz. Şimdi tabii ki Ulusal Birlik Partisi hükümete geldiğinde her zaman ülkedeki beklentiler tavan yapar. Dolayısıyla biz de bu sorumlulukla görev yapan bir parti olduğumuz için, bu sorumluluk birinciyle hareket ettiğimiz için tabii ki vatandaşın beklentileri de bizden bir o kadar daha fazla oluyor. Şimdi o zaman biraz geriye gidelim. Buyurun. Şubat ayı, Mart ayını hatırlarsınız. Maaşlar ödenecek miydi, ödenmeyecek miydi? Nereden para bulunup ödenecekti? Ercan'dan alındıydı, işte piyangolardan alındıydı gibi tartışmalar vardı. Şu 4 ayda böyle bir tartışma duyuyor musunuz? Ben öyle yok, söyleyeyim. Duymadık. Yok. Ama ödenmemezlik de olmadı. Ödenmemezlik olmadı. Yani ödenmemezlik. Burada da olmadı, orada da olmadı. Şimdi olmadı ama bir sancı vardı. Evet. Burada o sancı yok bir defa. Yani çünkü piyasada etkileniyor bu ödeneceği de ödenmeyecekken. Bir defa esnaf tedirgin oluyor memur ödenmeyeceğim dediğinde. Hı hı. Piyasa alacakları bakımından. Onun dışında hayvancımızın ciddi geriye dönük ödemeleri vardı. Çiftçimizin ödemeleri duruyordu. Öğretmenimizin
okullara başlarkenki ödemeleri duruyor, ödenmesi gereken rakamlar vardı. Bunları hükümete gelir gelmez birçok kez ötelenerek ödenen bütün bu ödemelerin hepsi tamamlanarak çiftçimizi de hayvancımızı da yani süt parasını da ödedik, mazot katkı paylarını da ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Bir yandan geçtiğimiz yıl Kasım ayında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamamız gereken normal olarak her 3 yılda bir protokol vardı. Bu protokol herkesin de bildiği gibi ha bugün imzalanacaktı, ha yarın imzalanacaktı, ha bu haftaydı, ha gelen haftaydı diye 2018 Kasım'da imzalanması gereken protokol 2019 Mayıs ayına gelindi, hiçbir şey yoktu ortada. Evet. 20 Temmuz'a kadar. Şimdi az önce söylediğiniz zaten, yani hükümet size dokundu mu? Bir realite var bu ülkede. Nedir bu realite? Biz vatandaştan toplamış olduğumuz vergilerle ancak kamudaki maaş dengesini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu toplanan rakamlardan herhangi bir altyapı yatırımı, herhangi bir ileriye dönük projelendirme sırasında ihtiyaç duyacağınız bütçe yok. Maalesef buradan kaynaklanmıyor, buradan gelmiyor. Bu çerçevede bütün bu altyapı yatırımlarını da hep Anavatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde bir takvime bağlı olarak gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi siz de söylediniz, piyasayı rahatlatabildiniz mi? Piyasayı, işte az önce söylediğimiz bir tek maaş ödemek konusuysa, evet doğru, bir tek maaş ödemek olmamalı ama maalesef bu bir realite ülkede. Bu maaşlar hiçbir endişeye gerek kalmayacak şekilde Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi iktidar döneminde ödeniyor. Yani olması gereken gerçekleşiyor. Herhangi bir piyasaya anti etki yaratmadan. Hı hı. Altyapıyla ilgili de bütün çalışmalar, zaten Sayın Başbakan biliyorsunuz bir kez gayri resmi, bir kez de resmi olmak üzere Anavatan Cumhurbaşkanı ile iki kez görüşmelerde bulunmuştur. 20 Temmuz yani Mayıs 2019'da göreve geldik. 20 Temmuz 2019'da Anavatan Türkiye ile ekonomik protokolü imzaladık. Dün değil geçen gün itibariyle de bütün kaynak serbest kaldı. Ben bir hafta önce yine bir televizyon kanalındaydım. Orada karşılıklı ileri işlemlerin tamamlanması bekleniyor dedim. Ertesi gün bir gazetede hemen ya idari işlemlerde neyi bekliyorsunuz anlaşıldı. Ama her işin bir altyapısı vardır. Siz yukarıda en üst düzeyde evet tamamdır her şey ödenebilir dediğiniz takdirde dahi alttan bir takım yazışmaların yapılması gerekir. O bile eleştirildi. Hı hı. Ama Allah'a çok şükür ki bir hafta geçmedi. Para iki gün öncesi itibariyle serbest bırakıldı. Şu anda bütün altyapıyla ilgili tüm ihtiyaçların savunma ile ilgili tüm giderlerin ödenmesi için de bir takvim halinde ödemeler başlıyor. Hı hı. Şimdi işte altyapı için harcanan tüm rakamlar ödenmeye başlayınca, yani bir başka de işte piyasaya sıcak kaynak akışı aktarılmaya başlayınca doğal olarak memlekette bunu hep birlikte, belki siz de hissetmediniz ama bir önümüzdeki haftadan itibaren hissetmeye başlayacaksınız. Bu 632 milyon nereye harcanacak? İlk de hangi bakanlığı? Yani mesela yollar bekler, ne bileyim işte temizlik bekler, hepsi, belediyeler bekler. Hepsi bunların içerisinde vardır. Dediğiniz gibi savunma bütçesine ayrılacak, yollarımıza ayrılacak, hastanelerimizin altyapıları için harcanacak. Bunların hepsi belirlenen takvim çerçevesinde, program çerçevesinde ve takvime bağlı olarak teker teker ödemeleri yapılacaktır. Dolayısıyla şimdi ben spesifik olarak 7 milyon şuraya, 3 milyon buraya değil de ama dediğiniz gibi altyapı öncelikli olmak üzere ve savunma harcamaları öncelikli olmak üzere, müteahhitlerimizin ödemeleri öncelikli olmak üzere bunların tümü gerçekleştirecektir. Yani biliyorum mesela dün örneğin X kurumumuza 3 milyon TL aktarılması gerekiyordu. Bunun çalışmaları yapılıyor şu anda. Dolayısıyla şimdi burada isim vermem hoş değil. Bunların hepsini ama yakından takip ettiğim için biliyorum. Bunlar birer birer gerçekleşiyor. Şimdi o kurum 3 milyon Türk lirasını aldığında mesela Kooperatif Merkez Bankası'na da ilk kez tarihinde bir kaynak aktarışı olacak. Onu da söyleyeyim yani. 3 milyonların... Borç için mi o? Tabii ki devletin borçlarından dolayı.
Ve şu anda Kooperatif Merkez Bankası'nın artık bu mevduatı nasıl kullanacağı, halka ne gibi paketler çıkarabileceği konusunda çalışma yapması gerekecek. İşte şimdi anlayacaksınız hayatımıza nasıl dokandığını hükümetin yaptığı bu çalışmaları. İşte bekliyoruz tabii. Evet. Dolayısıyla bekliyoruz. Biraz daha sabır. 3 aylık bir dönemde ben işte 7,5 yıl bakanlık yapmış biri olarak söyleyeyim. Yani ne kadar bir tren olarak düşünün. Lokomotifinizi buhar basıncıyla doldurursanız doldurun. İstediğiniz ivmeyi yakalayamazsınız. Normal en ufak bir projeyi hayata geçirebilmeniz devlette. Özel sektör gibi rahatlığınız yoktur çünkü. Hazırladığınız bir projeyi güncelleştirebilmeniz için, yani yerinde inşaatına başlayabilmeniz için, örneğin bir bina inşa edecekseniz, bunun bir önceki yıldan projesinin ve ihalesinin yapılmış, ihale edilmiş, bloke edilmesi gerekir. Bu blokeden sonra bir sonraki yılda, yani bunlar çok ciddi zamanlar alıyor devlette. Halbuki özel sektörde öyle adam karar verir. Şimdi bir de ihale yasasından dolayı sürekli ihaleler döner. Yani o da rekabet kuruluna şikayet eden, karşılıklı kendisinin haksızlığa uğradığına inanan rakip firmalar tabii ki bunu yapabilir. Bu da demokrasinin... Yok, yasadan kaynaklı bir takım sıkıntılar olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla onlar da zaman kaybına neden oluyor ama... Netice itibariyle şunu söyleyebilirim ki hükümetin hayatımıza dokandığını önümüzdeki bir ay içerisinde ciddi şekilde göreceksiniz. Evet. Ve onları konuşacağız. Dörtlü koalisyondan sonra grak grak eden bu ekonomi, resmen bakın grak grak eden diyorum bu ekonomide artık rütuşların başladığını ve buhar depolamaya başladığımızı, bu biriktireceğimiz kazandaki buhardan da ileriye doğru gideceğimizi net ifade edelim. Yani hükümetler çok önemli değil benim nazarımda. Şu olmasın. Çünkü dörtlü koalisyon hükümetinde Sayın Başbakan çıkardı, her hafta basın toplantısı yapardı. Neler yapacağını anlatırdı. Sonra bu sellerdir, felaketlerdir bilmem ne. Paralar hep gitti. Hiçbir şey de olmadı. Onun için şimdi kışa da giriyoruz. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz da vallahi şeylere gider paralar. Maliye Bakanı'nın ifadesi, işte bu sel olayının olduğu yerde dörtlü koalisyon döneminde yapılmayan, benim de çok eleştirdiğim, biliyorsunuz bir de kaza gerçekleşmişti orada. 9 milyon kaynağın ayrılarak ödendiği ve bitirildiğini ifade etti dün bana. Şimdi siz söyleyince tek tek ben de cevabını veriyorum. Dolayısıyla merak etmeyin, her türlü tedbiri almak için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız. Tabii şimdi meclis de açılacak, evet, aybaşı. Evet, önümüzdeki hafta açılacak. Bizi bekleyen, daha doğrusu hükümetin bu ara protokolde imzaladığı bir takım taahhütleri var değil mi? Yani yapılması gereken işler var. Şeye kadar, bu yeni protokolün imzası için. Çünkü 2020-2022 protokolü için. Bu geçiş protokolü 2019. Ne var meclisin ilk olarak gündeminde bunlarla ilgili olarak? Çünkü bir de bütçe maratonuna girecek meclis. Bunlar yapılabilecek mi? Çünkü bu kısa vadeli imza atılırken, hani bu verilen sözler, bir de hükümetin performansı da önemli olacaktı. 2020-2022 protokolü için. Onun hazırlıkları ne aşamalar? Yani meclis şimdi kapalı olduğu için çok fazla bir konuşulmuyor ama zaman çok dar. Neler var yapılması gereken? Şimdi bakınız, 2019 protokolü bir geçiş protokolüdür. 6 ayı kapsayan bir protokoldür. Son 7 ayı kapsayan bir protokoldür. 2020-2022 zaten şu anda ekipler, yani bakanlıkların kadroları çalışmaya da başlamış durumda. Çünkü bu genelde Kasım ayı içerisinde en geç aralığın başında hep imzalanan protokollerdir baktığınızda. Bu çerçevede düşündüğünüzde bu protokolde 2013-2015 protokolü hazırlanırken Ankara'da olan dönemin bakanlarından biri olarak baktığım zaman o dönemin protokolünde var olan birçok şeyden daha az şey olduğunu görüyorum. Yani uygulamanız gereken. Ama bu protokolde ne vardır? Bu protokolde telefon dairesinin özelleştirilmesi var mı? Var. Bu protokolde limanların özelleştirilmesi var mı? Var. Bu protokolde anavatandan kabloyla elektrik getirilmesi olay var mı? Var. Peki bizim bu konuda niyetimiz var mı? Evet, o da var. 2013'te de vardı. 2019'da da var. 2012'de zaten, 2011 yılında 4 tane siyah çelenk giyen
Herhalde tek bakanım telefon dairesinden. Ama şimdi burada artık çağın bize sunmuş olduğu imkanları kendi nesillerimize aktarmak için, bu kolaylıkları sağlamak için oluşturacağımız projelerden de çekinmememiz lazım. O dönem bir proje attık ortaya. Dedik ki her eve fiber attık, kablo projesi, FTTX. Hala daha söylenir. Hala daha söylenir. Ama iddia ederim, da budur, değil iddia mi? Ederim ve söylerim ki Ercan Devlet Havalimanı gibi. Bakın. O projede eğer 2013 yılında Ulusal Birlik Partisi içerisinde biz kendi kendimizle biraz fazla uğraşmasaydık o da özelleşeceydi. Telekom limanlar da özelleşeceydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptığı gibi anlaşmanın bitmesine 3 yıl kala toplam turnover'in 1 yıllık turnover fiyatına 1 yıllık turnover fiyatına 40 milyon dolara bütün sistemiyle birlikte 15 ay 18 ay sonra bize kalacak olan sistemleri herhangi bir şirkete, burada şirketlerin suçu yok, operatörlerimizin hiç suçu yok. GSM'i söylüyorsun. GSM'i söylüyorum. Devrettikleri gibi bir sistemde olmayacaktı. Şimdi telefon dairesi özelleşsin, özelleşmesin diye de bir hala daha aynı terenini devam ediyor. Ya telefon... Ama burada önemli olan şeydir. Hükümetin, yani ki şimdiki bakan da çalıştı bu konuyu. Zaten siz eski bakan olarak biliyorsunuz. Niyet var diyorsunuz. Niyet varsa neden olmuyor? O odur mesela. İşte burada o niyeti hayata geçirmek için bir dinamizminiz de olacak. Odur sorun. Bizde o dinamizm vardı o dönemde. Bunu tamamlayacaktık. Şimdi de aynı dinamizm oluşacak. Bunları tamamlamak zorundayız. Tamamlamayacağınız hiçbir protokolün altına imza atmamanız gerekir. Bir taahhütte bulunuyorsanız o taahhüdü yerine getirmek zorundasınız. Yani biz yıl sonuna kadar bunun yasalarını görecek. Buna yasaya ihtiyaç yok ki. Yani adımlarını görecek. Tabii ki, tabii ki. Bunları atmak zorundayız. Taahhüt ettik çünkü. Atmazsak problemimiz var. İşte atmazsak o ikinci dilim. Hükümetler fark etmiyor yani. Şimdi başka konuya gelmek durumundayım, örnek vereceğim. Gelin çünkü nereye isterseniz gelin. Ne zaman bir grev olsa geri adım atarsınız. Siz de önceki hükümet de aynısını yaptı. Ondan öncekiler de aynısını yaptı. Şimdi yarın bunu ben çok sordum Sayın Bakan'a. Hep tatmin edici cevap alamadım. Fark etmiyor ama. Hangi bakanı? Tolga Bey. Tolga Bey. Fark etmiyor. Şimdi size de soracağım. Muhtemelen aynı cevapları vereceksiniz ama yarın Telekom için adım attığınızda Telsen süresiz greve gidecek. Ne bileyim şey için attığınızda, limanlar için attığınızda oradaki personel süresiz greve gidecek. Görüşmeler şunlar bunlar, gel git falan filan. Elsen'de olduğu gibi, nasıl ki Elsen greve çıktı, bir anda her şey unutuldu, ne istenirse imzalar atıldı, yola devam. Yani bu oluyor genelde. Şimdi Elsen'de öyle bir şey yok. Nasıl yok? Önce onu söyleyeyim. Tabii ki Elsen'de biz ne söylediysek onun arkasında durduk. Evet doğrudur. Bir açık oluşabilir. Türkiye'den... Sayın Bakanım çok özür dilerim. Yani dediniz ki Sayın Bakan dedi ki bu jeneratörleri almaya şu an ihtiyaç yoktur. Dedi. Bir gün önce burada. Sonra ertesi gün imza attı şey alınacak diye. Nedir? Yeni jeneratör alınacak diyor. Yani nasıl? Şimdi burada pik saatlerde kışın bir defa. Şimdi bizim her yıl enerji ihtiyacımız ortalama %10 civarında artış gösteriyor. Yani bu yıl 300 megawatt kullanırsak seneye bu ihtiyacımız 330 civarındadır. Bizim kurulu gücümüzde ve kış aylarındaki pik durumumuza baktığınızda belirli noktalarda bunun sıkıntı olduğu belli mi belli. Şimdi bunun için Allame-i Cihan olmaya gerek yok bu kararı vermek için. Bu kararı verirken bu yükselişleri nasıl karşılayacaksınız? Onun hesabını yapmanız lazım. Bir de bu ihalenin yapılırken hangi mantıkla yapılması geldiğini. Şimdi burada eğer bir açık varsa ve ben önümüzdeki yıl bu sistemin eksik elektrik üreteceğini görüyorsam tabii ki bunu destekleyeceğim. Hı hı. Ama bu benim ana vatandan kabloyla elektrik getirmeyeceğim anlamına gelmiyor. O zaten yani bizim elimizde değil. O çok ihale fazla şeklinin değişeceğini söyledi. Evet değişecek de. O da değişecek. Nedir değişecek o? Farklı bir şeye gidilecek herhalde.
Onun üzerinde uzmanlar çalışıyor. Bunları Ersan Saner değil söyleyecek olan. Zaten bu konuda da konuşmak üzere zaten sendikayla görüşülürken bilfiil ben birlik başkanıyla da konuşarak elektrik mühendisleri odasından da görüş almak istediğimizi ifade etmiş kişiyim. Farklı bir üçüncü görüşte olsun. Olabilir, biz farklı düşünebiliriz. Sendika elektrik kurumunun içinde çalışan bilfiil sahada olan arkadaşlar farklı düşünebilir. Bir de yatırım anlamında yapılacak işin zaten bir rapor vardı. Bir ODTÜ tarafından hazırlanan. Bir de farklı bir gözle daha buna bakılması gerektiğinde önerenlerden biri benim. Hı hı. Bunda bir sıkıntı yok ki. Hemen bunda bir sıkıntı görmüyorum. Bu bir ters adım yok. Telefonda da şimdi ben şimdi size kaç tane abone kayıtlıdır sizin telefonunuzda? Kaç tane kaydınız var? Yerli yani. Hayır toplamda. Bilmiyorum 3-5 bin tane var. 3-5 bin tane var. Kaç tane normal hat yani devletin sağladığı telefon hizmetinin çok az numarası var. 3-5 bin içinde 30 tane var mı? Kurumlardır onlar %90. Kurumlardır. Kişi yoktur yani. Kişi yok ya da evinizdir. İptal ettim evi çoktan. Evi de iptal ettiniz. Annemin. Yani. Peki şimdi bana söyleyin. Telsen eğer sizin kendi evinizde bile telefonunuz yoksa ve 3000-5000 telefon numarası kayıtlıyken bir telefonunuzda kurumların dışında bir tane numarası yoksa bu ne demektir? Bu sistem çalışmıyor demektir. Öyle. Peki Telsen çalışmayan bu sistemi halkıma nasıl anlatacak? Ve arkadaşlar biz aslanık, biz kaplanık, biz çalışıyoruz diyecek. Şimdi bunu bilirsiniz. Hamaset dediğimiz bir şey var. Yani genelde yapıyorum şimdi. Hayır bir dakika. Genelde siyasetçiler yani, yapar denir. Bitireyim cümlemi bırakmadınız. Tamam. Bir dakika. Hamaset dedim. Cümleyi bitiremedim. Siyasetçiler yapar denir ama bana göre en büyüğünü sendikal hareketler yapar. Çünkü neden? Bizim kurumlarımızdır bunlar. Satıyorsunuz, devrediyorsunuz falan denir. Ve toplum da hassastır bu konuda. Yani bakmaz aldığı servise falan. Dediğiniz gibi kim artık yani o bildiğimiz eski model şeyi kullanan yok zaten. Ama sonuçta bir ciddi güç var orada. Bütün altyapı sonuçta telefon dairesindedir. Greve gidilirse bu iletişimler susar. Ciddi sıkıntı yaşarız. İnternet için olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bir güç var orada. Ve bu gücün de dayandığı gösterilen işte bu Kıbrıs Türk'ünün malıdır. Satacaklar. Peşkeş çekecekler sermayeye. Deniyor orada. Bu şekilde zaten yapılır hamaset. Onu şimdi söylemeye Havaset'e teşekkür ediyorum. O yüzden ben de buradan soruyorum işte buna karşılaştığınızda nasıl bir durum, vaziyet olacak ortaya çıkan, nasıl bir tepki alacaksınız, yani pozisyon alacaksınız? Şimdi bu işten dört tane siyah çelengimiş biri olarak tecrübelerime dayanarak size söyleyeyim. En büyük tepki oradaki arkadaşlarımız da haklı olarak kendi geleceklerinin ne olacakları endişesiydi. Bakın altını net çizerek söylüyorum. Sizin döneminizde onlar zaten ayrılmadı mı? 2012 yılında onların hepsi başka yerlere aktarıldı. Onun için bir sorun yok orada. İkincisi, şimdi az önce siz dediniz, benim evimde dahi telefon yok. Sizin evinizde dahi telefon yoksa switch off olduğu anda zaten 3G ile internete giriyorsunuz. Hı hı. Baktığınızda sonuca. Burada ADSL altyapısı var. Mesela tabii ki ADSL altyapısı tabii ki var. İnternet servis sağlayıcıları da oradan geliyor. Ağırlıklı olarak da dağıtıyor ondan sonrasını. Ama bunu da yapmaya artık kimsenin hakkı yok. Kusura bakmasınlar. Çünkü herkes artık telefon dairesinin bizlere ya yani şimdi hiç kimse yanlış anlamasın beni. Bir kablo çekilecek şimdi. Ben görüştüm. Her türlü projelendirme yapıldı. İş icraata geçecek. Özel sektörden hizmet satın alacaksınız. Hangi telefon dairesi? Elektrik kurumunda farkı yok. Yeni bir yer yapacaksınız. Dört tane direkt gidecek. Parasını gidip elektrik kurumuna ödersiniz. Özel sektör gider yapar. Nerede o zaman daire? Hangi daire gelip bunu çekiyor? Bunu çeken yok. Mevcut lokal işte onarmalar, tamiratlar falan onlar ayrı konular. Onları yapıyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla artık bu konularda gelecek kuşakların bu bilgi çağında önünü kesmemek adına bu konularda sendikayla bizlerle uzlaşı içinde çalışma çağrısını ben ineliyorum.
muhalefette dahil olduğum dönemlerde, muhalefet dahil olduğum dönemlerde dahi hiçbir zaman bu konuda çıkıp sendikanın gelecek kuşaklarının önünü kesecek noktalarda kendilerine destek olmadı. Yaptınız çağrınızı, onlar da dinledi sizi. Yarın adımı attınız. Ben gene genel greve çıkıldı. En ön saflarda orada olacağım. Bunun yapılmamasını. Zaten bende de yapıldı o genel grevler. Evet. Ne olduydu? Gene çalıştırdık hepsini. İşte hiçbir şey olmadı. Hayır, bizim için olmadı. Biz yolumuza devam ettik. Gene yolumuza hayır, devam ettik. Hayır, sonuçlanmıyor işler. 2011'den bahsedersiniz. Bakınız, 2021'e geliyorum. 2012'de, 2013'te biz 3 ay daha kalaydık. Telefon dairesi. Bugün özelleşti diyorum. Yani bu kadar net söylüyorum. İddialı söylüyorum. Ya çünkü sonuna geldiydik. 4 defa yediydik yani çelengi. Siyah çelengi. Yani hükümet geri adım atmaz diyorsunuz. Kayda bu konularda geri adım asla yok. Elektrik kurumunda aktardım burada yani size ne olduğunu net olarak. Anlaşamadık orada ama bir şey değil. Yani ben gerçekleri ifade ediyorum bilmiyorum. Hayır, ben Sayın Bakan'ın söylediğiyle atılan imzanın birbirini tutmadığını söyledim o yüzden. Yoksa sıkıntı yok. Umarım Türkiye'den elektrik bir an önce gelir de yenilenebilir enerji bu üzerine şekillenir. Satacaklar neyi satacaklar? Almadığınız hizmeti satacak. Neyi satacağız ya şimdi? Söyleyin bana. Şu halkın malını. Hangi malını? Hizmet almadığınızı siz söylediniz. Evet. Evinizde bile yok. Neyi satacağız o zaman? Söyleyin bana. Neyi satıyoruz şimdi biz? Ama hizmet almadığınız malını. Halkın. Romantik ama bu konularda. Bakın şöyle bir toplum gerçeğimiz var. Her şeyden şikayet ederek düzeltmeye yönelik adım atacaksa da birileri ondan da imtina eder toplum. Ercan'da da bu yaşanmadı mı? Ama Ercan'da her şeye rağmen bizim betonu delip neyse yaşadıklarım bana kalsın. Her şeye rağmen o gerçekleşti. Eskiden Ercan her yıl zararda olan bir kurumdu. Havalimanıydı. Her yıl. Şu anda bütçeyi düzenleyen kurum oldu. Alamıyoruz ama hani vergileri orada da. Kim? Vergileri alamadığımızı söyledi Sayın Bakan. 53 milyon alacağı var. Şimdi herhalde. Zaten Sayın Bakan o konuda çok hassas çalışıyor. Tebrik de etmek lazım. Etti evet, zaten yerinde ama. Evet, evet. Yani öyle alamadım malamadım. Bu paralar çünkü bizim paramız. Alamadım malamadım olamaz. Aytu Beyciğim. Şu anda orada gerekli müfettişler çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet de alacağını %47.8'de hesabına ne düşüyorsa kuruşuna kadar alacaktır. Her türlü imkan da seferber edilmiştir bunun için. Net söyleyebilirim yani. Bu dolayısıyla parayı alamamanın şeyine alakası var mı şu anda? Daha önce maaş ödemek için kapısı çalındıydı ilgili kişinin. Biz çalmadığımız için bilemeyeceğim yani. Biz çalmadık. Yani verdim diyebilirdi o yüzden. Ama verdiyse de bir kaydı vardır. Yani öyle verdim demekle de verilmez yani 30 milyon dolar. yani kararlılıkla bu işleri götüreceğim diyorsunuz. Evet. İnşallah diyelim. Götüreceğiz diyorum. Götüreceksiniz. Bakanlık tabii. Pozisyonum yok şu anda. Yani hükümet olarak söylüyorum. Hükümet ben. Olarak. Yani sonuçta evet. Hükümetin tabii ki, tabii büyük ortağının genel sekreteri olarak. Kesinlikle. Konuşmalarınız hükümet. Tereddütsüz. Evet, evet. Doğal olarak. Şimdi Hasan Nihat Erdoğan müdürümün birkaç sorusu var. Onları derleyeyim. Yolları soruyor tabii. O konulara bakalım. Gazi Mansur Efkoşa yolu kavşak projeleri ne aşamada? Sizin çok iyi bildiğiniz konudur diyor. Çatalköy-Girne arası dağ yoluyla beraber mi düşünülüyor? Sayın Bakan'ı da aslında konuk etmek lazım. Bunlar artık para da geldi sormak lazım. Alsancak-Lapta yolunda telefon elektrik su ötemelerine reklam direkleri kaçak inşaatların yıkımına kaynak ayrıldı mı? Evet bu da çok önemli. Bir konu yollar yani bu konular. Bir de şu var, kanser bizi mahvetti. Bu fosil yakıt santralleri ne zaman stop ediyor? Müjde verebilir misiniz? Tabii fosil yakıt olayı daha bir süre daha. Herhalde Türkiye'den şey gelmeden olmaz bu. Tabii elektrik ki. Gelmeden tabii olmaz. Ki. O da 2-3 yıllık, bugün düğmeye bassanız 2-3 yıllık bir proje. Bir de kaynak nasıl geriye yapılan proje, nasıl kendini amorti edecek o da ciddi bir şey. Hasan Bey tabii çok iyi biliyor. Ben az önce dedim ya 2013'te imzalanandan eksiktir bu. O 13 tane kavşak proje maalesef yok 2019'da. İnşallah 2020-22'de olur diye düşünüyorum. Yalnız Hasan Bey Karayollar Dairemizin eski müdürü birlikte mesai yaptığımız deneyimli bir eski bürokratımız birlikte çalışma keyfini
yaşadığımız bir şimdi de keyif yapıyor şey. Evet. Ben diğer yollarla ilgili yorum yapmayayım. Çünkü o dönemlerde benim ekibimizle birlikte hazırladığımız birçok projeyi bahsediyoruz. Zaten Alsancak-Lapta yolunu dörtlü ihalenin içerisinde ihale ettiğimiz ama biz görevden ayrıldıktan sonra şu veyahut bu şekilde ortadan kaldırılan, kaynak aktarımı için iptal edilen veyahut iptal edilmesi düşünülen, onları ilgili bakanımızı buraya çağırdığımızda onun açıklamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü hükümet içerisinde de bu konuda bir sıkıntı oluşmasını arzu etmiyorum. Direkt olarak Sayın Bakan bunları cevaplarsa, hatta birlikteysek birlikte de cevaplarız ama o olmadan ben artık şu anda muhalefette değilim. Muhalefette olsam bunları eleştiririm. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Bu vardır, bu yoktur, öbürü yoktur derim de. Şimdi onları konuşmamın da doğru olmadığını düşünüyorum. Ama genel anlamda dörtlü ihaleye çıktığımız projelerin tamamlanması için kaynak aktarımının yapılacağı konusunda karar üretilmiştir. 2013 yılında temelini binaliyle birlikte attığımız dörtlü ihaledir bu. İnşallah bunlar da artık tamamlanıp toplumun karayollarındaki yol seyir keyfini artıracağımız güzellikleri ortaya koyuyoruz. Keyiften ziyade güvenli yolların inşa edilmeye başlayacak. Evet, hepsi New Jersey'li. Hepsi New Jersey'li. Çünkü bir de bilirsiniz bu New Jersey'yi getirdiğinde evet. Ülkeye bizi eleştirenler vardı. Ama şimdi, New Jersey'de sorununu yaşadık şu anda. Hayırdır, nerede sorun yaşadınız? Karayolları dairesi yok. Çoğu belediyeye bağlı değil ana yolların. Ortada otlar ortada, alır başını gider. Ortada zaten otları her zaman yaşadık maalesef. Demek ki New Jersey yaparken biz ortası o dönemde bir tık daha düşündük ihaleye koyalım. Çok basit bir önlem alırsınız. O otlar da çıkmaz ama neyse şimdi beni lütfen Sayın Bakan'ın çalışma sahası evet. İçerisine ama biz Sayın Bakan'dan arzu ederse bunları da hükümet ortağı olarak paylaşırız. Kendine teknik bilgilerimizi aktarırız. Orada sorunumuz yok. Şey var mı aranızda? Mesela Halkın Partisi Genel Sekreteri ile istişare içinde misiniz? Yok. Bizim yok, genel yok, sekreterler öyle. Arasında bir şeyimiz, istişaremiz yok. Onu yani dürüstçe söylemeyi severim ben. Vardır dersem sana inanmayın bana. Anladım. Olsa iyi olur. Ya, o yani ama birbirinizin haberiniz olur belki partilerin yani, yaptıkları. Yani tanışmadıkta da yani belki bu bir eksikliktir kabul ediyorum bunu ama yani bir problem de olmadı bizi bir araya ben getirsin diye. Ben sizi oturalım sohbet edelim. Ben sizi çağıracağım hep beraber. Ama yani şimdi desem gerçekten şu ana kadar birlikte olmadığım bir arkadaşım. Burada dürüst davranmak zorundayız. Ülke küçük. Daha sonra biz burada başka bir şey söyleriz. Evet. Yanlış yerlere gider. Ama bir problem olduğundan değil. Bizim ortak çözmemiz gereken bir konu bugüne kadar gelmediğinden yoksa ama bakanlarla görüşmelerim oluyor tabii. Şimdi Başbakan yardımcısıyla tabii ki doğal olarak. Koalisyon hükümeti kurulurken çok fazla dedikodusu olan bir konu vardı. Yani işte Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak, Kudret Bey'i desteklesin. Dedikodu olaraktı bu. Çünkü bu hiçbir zaman böyle olmadığı ifade edildi çokça. Son günlerde, son birkaç gündür zaten Sayın Ersin Tatar ben aday olmayacağım açıklamasını yapmıştı ama son birkaç, hatta bu açıklama da ona bağlanırdı zaten. Yani Ulusal Birlik Partisi evet aday çıkaracaksa bile bir güçlü aday çıkarmayacak ki işte Kudret Bey'i bir şekilde desteklemiş olsun tabanın bir kısmı da gibi bir senaryo hep yazılıp çizildi. Son birkaç gündür Ersin Bey'in belki açıklamalarının da bunda önemli bir rolü vardır. Sanki böyle aday olacak gibi başladığı bir takım yorumlar ben de okumaya başladım. Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde Cumhurbaşkanlığını tartışıyor. Yani tabanda duyuyorum, görüyorum. Sizin mertebelerde ya da partinin yetkili organlarında nedir konuşulan, tartışılan Ersin Bey aday yapacak mısınız? Şimdi Aytuğ Bey, devlet dedikodularla yönetilmez ama biz genelde Kıbrıs'ta dedikoduları çok seviyoruz. Yani dedikodularla yönetilmez. Siyasi dedikodu özellikle. Deriz ama ondan sonra da siyasi dedikodular olmadan da rahat ettiniz. Neyse, bir şekilde besleniyoruz yani bu işlerden. Belki de farklı bakış açılarının bizim tarafımızdan da görünmesine de imkan yarattığı için İyi de oluyor yani baktığınızda. Yalnız ben şunu net söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi tüzüğü
Cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece için özel bir maddesi vardı. Der ki Ulusal Birlik Partisi, parti meclisi Cumhurbaşkanı adayını belirler. Bu yetki başkan olarak orada şu anda Ersin Tatar'dır. Yarın Aytuğ Türkan'dır. Öbür gün Hasan Ahmet'tir. Hiç fark etmez. Başkanda değildir. Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisindedir bu yetki. Başkan kendi niyetini ifade edebilir. Başkan kendi görüşünü söyleyebilir. Hı hı. Bu konu hakkında değişik açıklamalar yapılabilir. Ama bence ülkede sağ partilerin cumhurbaşkanlığını nasıl kazanması gerektiği üzerinde kafa yorsak daha doğru yapmış oluruz. Burada Ulusal Birlik Partisi büyük parti olarak domine etmesi gerekirse süreci de domine edecektir. Ama nasıl domine edeceğini, hangi şekillerde bunu yapacağını parti başkanı değil, organı, parti meclisi organı karar verecektir. Veyahut bir işbirliğine mi gidecektir? Domine edebilmesi için kendi adayı üzerine şekillenmesi lazım. Şimdi kendi adayı üzerinde şekillenmesini şöyle izah edeyim. Yani işte Galatasaray'la işte Bucaspor oynarken veyahut da diyelim ki birincilik takım oynuyor. Şimdi isim vermeyelim şey olması. Şimdi bir bahis yapma oranınız var. Şimdi Bucaspor'un Galatasaray'ı dövecek diyen galip gelecek. Evet. İki kişi, üç kişi bulursunuz. Birincilik takımının Galatasaray'ı dövecek diyenden 15-20 kişi bulursunuz. Ama Galatasaray adına bahis yapacak olursanız 95-98 kişi bu iki takımın da döveceğini, yani galip geleceğini söyler. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Burada o performansı hangi takımın göstereceğini iyi belirlememiz lazım. Burada kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi gücendirmeden, çünkü bu sağ kanat mutlaka birinci turda bu iş aşılmazsa ikinci turda birbirine destek vermek zorundadır. Burada kimseyi birbirinden ayrıştırmadan, ötekileştirmeden aynı hedefe nasıl giderizin çalışmasını yapmamız lazım. Parti içine gelince de burada bugüne kadar bizim yaşadığımız ve ortaya konan her cumhurbaşkanlığı seçiminde parti başkanının aday olduğunu göstermektedir. Bize yaşadığımız geleneğimizin gösterdiği. Dolayısıyla Sayın Başbakan kendi kişisel görüşünü ortaya koymuş olabilir. Hep birlikte bunları değerlendirip doğru adayla yola çıkılıp çıkılmayacağı konusundaki kararı parti meclisinin Ekim ayının sonuna kadar vereceğini ben zaten 15 gün önce bir televizyon programında söyledim. Bir ay önce bir gazeteye verdiğim röportajda da aynı şeyi söyledim. Bir ay 15 gün sonra, 1,5 ay önce söyledim. 1,5 ay sonra da gene aynı şeyi söylüyorum. Ha, biz burada bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmakta ciddi şekilde sistemi domine edeceğimize inanıyorsak tabii ki kendi adayımızı ön plana sürüp devam edeceğiz yola. Dolayısıyla bunun için acele etmeye gerek yok. Daha konuşacağımız birçok konu var. Tartışacağımız birçok konu var. Sağın Cumhurbaşkanlığı adayını alması adına da Ulusal Birlik Partisi, parti meclisi gerekli kararı üretecektir diye düşünüyorum. Tamam, parti meclisi gerekli kararı üretecek ama biz hep yaşayarak şunu gördük. Aslında bugünkü konjonktürde müzakereler federasyon temelinde mi devam edebilecek? Yoksa hükümetin iki ortağında ortaya koyduğu gibi federasyon tıkandı. Bir başka metoda artık kadife ayrılık, iki devletlik neyse gidilecek olan yol. Yani bir şekilde aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz da gösteriyor bize. Kıbrıs sorununun bundan sonra nereye evrileceğini Kıbrıs Türk tarafı açısından. Ama biz hep bunu yaşayarak gördük ki bu şekilde yaklaşmıyor partiler olaya. Hani siz sağa vurgu yaptınız ya, sağ aday vurgusu yaptığınız için soruyorum bunu özellikle. Biz hep yaşayarak gördük ki kişilerin birbirinden öc aldığı, yani bu sadece Ulusal Birlik Partisi için söylemiyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi de bunu yaptı. Ulusal Birlik Partisi de bunu yaptı geçmiş seçimlerde. Sırf sen bana bunu yaptıydın, beni bakan yapmadıydın, şimdi ben sana gösteririm diyerek kendi partisinin adayını alaşağı eden
İki partiden biridir mesela Ulusal Birlik Partisi. O yüzden nasıl parti meclisi bunları yorumlayıp yola devam edeceği noktasında birazcık kendimce sorular soruyorum. Ben de kendi kendime size de sormak isterim bunu. Herhalde son yaşadığımız seçimde bunu sizler de yaşayıp görmüşsünüzdür partinin içinde kişiler olarak. Şimdi 1958 yılından beri, hatta 55 yılından beri bu ülkede sorunlar devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in olaya dahil olduğu 58 yılından beri 61 yıl geçmiş olmasına rağmen bu ülkede artık federasyon tezinin gerçekten çalışmayacağı ortada. Yani 74'ten sonra bile 45 yıl geride kaldı. 45 yıl içerisinde Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konuşulmamış kelime, artık neredeyse harf diyeceğiz yani, kalmamışken bu federasyonun gerçekleşmediği, Güney Kıbrıs'ın elinde bulundurduğu hükümet, yani Kuzey Kıbrıs'ın resmi devleti ünvanı sayesinde de Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesi arzusu hep ego olarak da önlerinde durduk için bugünlere genelinde. Bugünden sonra da artık diyoruz ki, yani zaten Crans-Montana'da biliyorsunuz masa çöktü. Masa Rumların üzerine yıkıldı dedik. Crans-Montana'da da artık iki devletli çözümü gündeme getirmemiz gerektiğini söyledik. Hatta biz söylemedik, Anastasiadis söyledi. Sayın Çavuşoğlu'na ifade ettiğini... Değil mi yani? Hadi biz söyledik. Hayır, bunu aslında Anastasiadis de ifade etti. Yani en büyük federasyonu hayatı boyunca savunduğunu ifade eden Rum kesminin başkanı dedi ki artık iki ayrı devleti konuşma zamanı geldi dedi. Bunu biz söylemedik, Anastasiadis söyledi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de artık bir şeye evrilecekse bunun sonucu net olarak, tarihi olan ve sonucu net olan, bunun sonunda da ayrılık da varsa, kadif ayrılık dediğimiz, onlar artık konuşmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Ama bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna göre de şekillenebilecek bir süreçti. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimi, şu anda Cumhurbaşkanı seçimi yoktu. Ulusal Birlik Partisi. Yeni bir süreç de yoktu. Yani ona bakarsanız. 1983 yılından beri sürekli olarak iki ayrı devleti konuşuyor zaten. Dün konuşmaya başlamadı ya bunu. Sürekli konuşuyor. Ama her defasında hadi bu anlaşma. Hep bunlar. Ne için unuttunuz mu Gambari sürecini? Tamam Sayın Gençler, ben orada bir farklı bir şey söylemedim zaten. Yani, benim sorduğum soru başkaydı. Oraya gelmenizi bekliyorum. Yani bu seçimin bir sistem seçimi olduğunu söylüyorum. Muhtemelen böyle olacaktır. Yani siz sağ vurgusunu yaparken sağ aday vurgusu, o anlamda söyledim. Yani biz eğer bu ülkede işte Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partilisi, ne bileyim Yeniden Doğuşu, sağ, kendini merkez sağda ya da sağda gören tüm partilerin konuşuluşursa eğer artık federasyon bitmiştir, o zaman ona uygun bir aday seçecektir. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz diyorum seçimlerde. Yani onu savunsa bile, yani Sayın Akıncı'nın Ulusal Birlik Partisi adayı oylarıyla seçildiğini herhalde tahlil etmişizdir geçen dönemde. Bu parti içi sorunları nasıl aşacak Ulusal Birlik Partisi? Yine yaşar mı bu sorunları? Şimdi az önce aslında çok güzel bir şey söylediniz. Programın başında hükümetle ilgili olarak bir tespit yaparken Kıbrıs konusu hariç hükümetin senkronize çalışmasında Kıbrıs konusunun özellikle çok senkronize gittiğini ifade ettiniz. Doğrudur. Çok senkronize gidiyor. Şimdi bunun sizin ortaya koyduğunuz artık Kıbrıs Türk halkının beklentilerinin ne olduğunu ortaya koymanız gereken olay başkadır. Bunu görüşme masasında ne şekilde ortaya getireceğimizi zaten farklı yöntem. Şimdi anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bu yolda tek başımıza yürümek imkansız. Çünkü bizim anavatan Türkiye dışında hiçbir arenada bulunma şansımız yok tanınmadığımız için. Dolayısıyla burada temkinli davranmamız gerekiyor. Ancak bütün dünyada biliyor ki bir başka gerçek var.
74'ten beri 45 yıl Birleşmiş Milletler'in görev yaptığı en uzun süre olan 61 yıl devam eden bu çözümsüzlüğün de bir 61 yıl daha gitmemesi gerektiği gerçeği var. Bunun için bu görüşmelere oturulurken zaten herkes artık onu konuşuyor. Bir takvimin olması gerektiğini, hatta solun görüşü bile artık bu takvimin de olması gerektiğini. Sayın Akıncı da söyledi. Bundan başka çare zaten yok dedi. Zaten bu takvim olunan tek konu budur. Evet. Yani siyasetçilik ve takvim. Döndü konusu. Ondan sonra dedi ki federasyondan da başka bir şey olmaz. Sen zaten madem bu tespiti yapıyorsun, ayrılmamız gerektiğini söylüyorsun, sonra federasyondan başka bir şey olmaz diyorsan bu 60 sene daha gider demektir. Demek ki bunları net bir şekilde masaya koyup görüşmenin sonunun ne olacağının taraflar arasında bilinerek hareket edilmesi gerekir. Aksi takdirde 1-60 sene daha gidecek bu iş demektir. Yöntem ne olursa olsun. Çünkü Güney'in esas amacı Türklerle hiçbir şey paylaşmamaktır. Sağın adayı kazandı o zaman. Yani evet. Sağın adayı kazandığında bu takvim süreci varsa görüşmeye devam edecektir. Unuttunuz mu Anastasiadis seçildiği zaman ne kadar 569 gün görüşmelerden kaçtı. İlk dedi hükümeti Kıbrıs Cumhuriyeti battı. Bir yıl görüşmedi. Sonra dedi işte görüşmeler için alt zemin çalışmam başlayacak dedi. 569 gün sonra masaya döndüydü. Sayın Anastasiadis. Tamam. Dolayısıyla bu konuda sağın adayının kazanması halinde bu görüşler ortada. Eğer bir sonuca varabileceksek varacağız. Varamazsak kesin olarak burada bir sonuç çıkacak o görüşmelerden artık. Bunun ötesi olmaz. Yoksa 1-60 yıl daha bu iş böyle gider. Sayın Başkan, ben aday olmak istemem açıklamasını yaptı. Siz dediniz ki parti meclisi buna karar verecek. Şimdi istemeye istemeye aday olabilir mi biri? Yani parti meclisi dedi ki Sayın Ertuğrul Tatar'a bizim gelenekseldir parti başkanları çıkar, partiyi temsil eder. O da şimdi ben nasıl size, olacak bu iş? Ben size Sayın Başkan ki bunu ifade edebilir dedim. Ama evet, yetkili parti meclisinde olduğunu tamam, söyledi. Işte, tabii siz parti meclisi şimdi verdi değilim bu görevi. Şimdi siz tabii bir gazeteci, bir medya mensubu olarak bunun altından bir şey arayacaksınız. Merak etmeyin, ben Ekim ayının sonunda ifade edeceğimiz genel Cumhurbaşkanı adayımızı bugün deklare edecek değilim. Onun için zaten belli değil nasıl deklare edecek. Tamam işte yani, ama sen dürten şimdi Aytuğ Bey, ben anlarım seni. Şimdi o sorunun arkasından başka bir şey gelecek. Onun için ben de size diyorum ki Ekim'in sonuna kadar ben sizinle en az bir ya da iki program daha yapma sözü veririm. Siz merak etmeyiniz. Bu sorumuzun cevabını da günü geldiğinde yanıtlayacağım derim. Yani ben şeyi yapmaya çalışıyorum aslında. Siz genel sekretersiniz mesela, seçildiniz, iki kişi girdiniz yani seçildiniz. Kendi gönlünüzle aday olduğunuz, istediğiniz makamı kazandınız. Yani istemeden deseler size gel seni gelen sekreter yaptık Ersancığım deseler size, nasıl verimli çalışırsınız çok emin değilim. Yani istemeden bir makama giderseniz onu sormaya çalışıyorum aslında. Ben de şunu söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi kendi belirleyeceği adayını Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın önüne sunduğu anda eminim ki o arkadaşım Ulusal Birlik Partisi'nde, çünkü Cumhurbaşkanı adayı olunmaz, bu görev tevdi edilir dedi. Bakın dikkat edin konuşmamın başında. Bu görevin kendine tevdi edilmiş olan arkadaşım büyük bir onurla o görevi yapar. İstemem yoktur artık, çünkü öyle bir onurdur ki o adam için o. O onurla o görevi koşa koşa yapar. Ben size onu ifade edeyim. İkinci tur için sağ, bir sağ bir sol adaya kalırsa yekpare olur mu oylar? Biz olmasını için, bakın bütün konuşmalarımızda da zaten sağın önemini vurguluyoruz. Biz olması için uğraşacağız. Burada herkesle, az önce de söyledim, doğru domine edilmesi için bu sürecin her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu söyledim ben. Mesela Yeniden Doğuş Partisi Başkanı ikinci turda biz Tufan Bey'le seçtik dedi. İlginç değil mi? Bekleyelim, görelim. Şimdiden ben o konuda bir şey söylemem mümkün değil. Yani yaklaşım ilginç değil. Erhan Bey'le görüşmedim. Erhan Bey onun için söyledi. Ne sordular kendine bilmem. Geçen gün ben de bir şey söyledim. Benim söylediğimin tam farklı bir şeyi başlık çektiler gazetenin sürmanşetine. Ben ne söylerim sürmanşette ne çıkar. Şimdi yani onun için Erhan Bey'le konuşmam lazım bunu. Konuştuğumda da ben size
Zaten iki, en az bir, en çok iki program yaparız dedim ya. Bu süreçte onun da cevabı. Çünkü meclis açılıyor, her gün beraber oturacağız ya diyorlar. Sorum kendisine, size dönerim yani. Burada ne dediydin, ne için bunu söylediydin diye soralım yani. Şimdi meclis açılınca sanırım önemli bir, daha doğrusu açılmadan önce sizin de Sayın Eski Başkan Hüseyin Özgürgün'le ilgili komite üyesisiniz siz de. Evet. Bu komite toplandı. Sayın Özgürgün'ü çağırdı iki defa galiba. İkisinde de yurt dışında olduğu için katılmadı. Ama bize eşi konuşmuştu Sayın Özgürgün'ün. Yani komiteye gitmesine gerek yok. Yani bir an önce alsınlar kararı. Yargı karar verir. Zaten suçsuz oldu. Orada ortaya çıkacak dedi Sayın İnci Özgürgün. Nasıl bir yol izlenecek bu komiteyle ilgili, ne zaman toplanır, sonra meclise, herhalde komiteden sonra meclise intikal eder, evet, bir kısa bilgi verirseniz, evet, ve Ulusal Birlik Partisi'nin buradaki tavrı nasıl olacak? Çünkü hükümet ortağıyla çok uyumlu olmadığınız bir konudur galiba bu konu. Şimdi tabii biz komite kurulmazdan önce yöntem konusunu çok tartıştık ama bizim tartışmamıza rağmen komite kuruldu. Yalnız komitenin gizlilik kararı vardır. Orada görüşülen hiçbir şeyi ben burada paylaşmam mümkün değil. Gizlilik kararı bugün parti gruplarında tartışılmak üzere kaldırılmış olmasına rağmen, bunu da açıklıkla söyleyeyim, basına açıklama yapmama kararı vardır komitenin. Dolayısıyla siz de takdir edersiniz, buna saygılı davranmak zorundayım. Tamam. O çerçevede. Ama şey nasıl olur? Onun komiteyle ilgili bir yorum yapamıyorum. Anladım. Mesela komite alacağı bir kararı genel kurula gelecek. Prosedür olarak komite lehte ya da bir aleyhte karar üretebilir. Oy birliğiyle veyahut oy çokluğuyla üretebilir ama bu alınan karar o dokunulmazlık kararından ilgili olan karar. Çünkü bu bir yargılama kararı değildir. Bu bir mahkeme de değildir. Oraya gelen veriler ışığında bu dosyanın genel kurula çıkıp çıkmamasıyla ilgilidir. Oy çokluğu ya da oy birliği de olabilir dediğim gibi. O yukarıya çıktığı zaman genel kurulda oylanır bu. Komitenin oylaması sadece o dosyanın yukarıya çıkıp çıkmamasıyla ilgilidir. Tamam, komiteye bıraktım. Dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmaması kararı oradaki gelen görüşe göre. Örneğin komite dokunulmazlığı kalkmasın diyebilir. Yukarı çıkar, dokunulmazlığı kalkar. Orada verilecek çünkü karar. Komitenin ne önemi var o zaman? Komite sadece tartışıyor yani bunu. Nedir ne değildir diye. Dokunulmazlığın kaldırılması çıkabilir. Genel kurulda kaldırılmaması kararı da çıkabilir. O zaman komitenin ne önemi var yani? Peki komiteyi geçtim, gizlilik kararı var. Geldi diyelim meclis genel kuruluna. Çünkü bu bir önce ki yani komitenin kurulmasının oylaması sırasında ciddi kriz yaşadınız Ulusal Birlik Partisi içerisinde ama bir direkli duruş olduğu belli ki. Çünkü bu bir, ben kendim sordum bunu hükümet görüşmeleri devam ederken Sayın Ersin Tatar'la Sayın Kurtulay Özersa'ya, böyle bir sorun var, siz bunu anlaşacaksınız herhalde, yani konuştunuz mu? Her ikisinden de bu konuda bir sorun olmayacağına yönelik açıklamalar vardı, yani duruyor bunlar hükümet kayıtlarda. Hükümet programında İç tüzük gereği gerekli çalışmalar yapılacak denildi. Ulusal Birlik Partisi'nde homurdanma var ama bu konuyla ilgili. Nasıl karar çıkar sizce genel kurulda? Şimdi bilemiyorum. İşte bizde yarın grup toplantımız var. Zaten bugün karar da alındı. Gruplarda tırnak içinde raporun tartışılması için hepsinin değil. Az önce söylediğim de şudur. Yani komitede örneğin kaldırılmasın kararı çıkar. Yukarıda tekrar komiteye geri dönsün kararı olabilir. Yani hayır kaldırılsın dediğim odur. Yanlış algılanmasın. Anladım. Tamam. Ama pratikte 4-3'sünüz. Yani o anlamda bakarsak. Şimdi o konuda 7 üye var. 2 CTP, 2 HP, 3 sizsiniz. Yorum yapmam. Yani çünkü o şeye saygılı davranmak zorundayım. Buna da harfiyen uyuyorum. Her ne kadar basında bazı şeyleri görüp üzülmeme rağmen. Ama ben komitede tartışılan bazı konuların basına yansıdığını görüyorum yani. Buna da üzülüyorum. Bir yerden sızıyor yani. Ama çok doğal değil mi? Herkesin gözü bu. Vallahi doğal değil. Eğer bir yerde şeyi varsa gizlilik kararı almanız var. Bence çok doğal değil. Bir gizlilik kararı varsa orada
O gizlilik kararına herkesin uyması gerektiği. Eğer yoksa zaten almazsınız. O ayrı olur zaten. Hiç kimse de bir şey söylemez size. Ben yalnız o kısımda olmayacağım. Net. Ben saygı gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani zorlasanız da şey yapmayacağım. Zorlamıyorsunuz. Hayır, tabii. Zorlamıyorum. Hayır, ben anladım. Şeyi merak ediyorum. Yani benim için önemli olan sonuçtur. Yani daha doğrusu sonucu, benim için derken kamuoyu için. Çünkü bu sonuçta Hüseyin Özgürgün önemli bir figürdür. Yalnız ben hep şunu söyledim. Bu dokunulmazlık olayı Hüseyin Bey zaten bir sonraki dönemde aday olmayacağını söyledi. Bu tamamen benim Ersan Sanır olarak bakış açım. Şimdi buradaki bu karar işte 2020'de bir erken seçim olur olmaz. Olmazsa 2023'tedir seçim. 2023 yılı deadline Hüseyin Bey de zaten kendisi aday olmayacağını ifade etti bir daha. Ama olabilirdi. Olabilirdi. Seçilebilir de seçilmeyebilir de. Evet. Değil mi? Tabii ki. Yani bu bir ceza davası olduğundan mütevellit de bu acelenin niye olduğu yönündeydi benim konuşmam. Anladım. Ama düşünün yani bütün bir seçim kampanyası, Ulusal Birlik Partisi dışındaki bütün partilerin seçim kampanyası Hüseyin Özgürgün'ün hesapları, onun işte ortaya koyduğu davranış, hatta olması gereken hükümetin 1,5 sene kurulmasının sebebi dahi. Yani seçim sonucu ya UBP CTP ya UBP HP değil bu seçimin sonucu. Ve günün sonunda sırf bu gibi tartışılan konulardan dolayı hükümet 1,5 sene sonra kuruldu. En azından seçmenin ortaya koyduğu irade hükümeti 1,5 sene sonra aşağı yukarı kuruldu. Ya o yüzden yani 2023'e beklemesi falan biraz sanki seçmene de verilen sözler açısından bakıldığında Ulusal Birlik Partisi dışındaki diğer ama partiler için bir şey olur. Sizin bu söylediğiniz bence biraz tezat teşkil ediyor. Bütün bunlar söylendi. Bütün yaptıkları politika sayın eski genel başkanın üzerine endekslendi. Ona rağmen bu halk dedi ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Biz Ulusal Birlik Partisi'ne 21 milletvekiliye temsiliyet verdik. Daha bundan güzel cevap mı isten? Herkes söyledi bunları işte. Ona rağmen 21 çıkarttı bu parti. Evet. Yani bundan daha güzel söz mü aranır yani? Yani halkın şeyi bu yönde buydu. Oldu, takdiri bu yönde oldu. O zaman beklemenin ne anlamı var? Halk dedi ki ben size 5 yıl görev verdim. Hüseyin Özgür'ün kendi almadı bu 5 yıldır. Yani o zaman her başbakan olan hesap veremeyeceği bakın, bir sürü şeyler ortaya atsın. Kesinlikle hesap vermesin demedim. Herkes hesabını verecek yaptığı yanlış için. Ersan Saner için burada hiçbir tereddüt yoktur. Ersan Saner'sa Ersan Saner verecek, Aytu Türkan'sa Aytu Türkan verecek. Bu net. Öyle olması gerekiyor. Burada zamanlamayı söylüyorum. Sizin söylediğinizde de cevabını veriyorum. Bütün bunlar Hüseyin Bey'in adına deşifre edilmişken, her şey sokakta tek tek tartışılmışken, hem Hüseyin Bey seçiliyor, hem de Ulusal Birlik Partisi 14'ten 21'e çıkıyor. Halk zaten bu yetkiyi vermiş. Halk verdi bunu. Ersan Saner vermedi. Aytuğ Türkan vermedi. Biz dahil herkes verdik. Dolayısıyla zamanlamaydı bizim söylediğimiz orada. Bu çünkü, sizin gibi düşünen ağırlıkta mı Ulusal Birlik Partisi'nin? Yarın grubu yaptığımızda göreceğiz. Zaten. Peki bu dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde bir şey ortaya korsa genel olarak Ulusal Birlik Partisi sayısı olarak milletvekilliği ve bu karar alınmaz. Hükümet o zaman ciddi bir krize karşı karşıya kalmaz mı? Şimdi önce biz kararımızı alalım. Ulusal Birlik Partisi ona göre gerekli şeyleri üretir. Ama iki şeyi tekrar etmek istiyorum. Bir, kim ne yaparsa milletvekili olsun ya da olmasın hesabını vermek zorundadır bu ülkede. Kim yaparsa ama. Babam, şey açısından da kötü değil mi? Yani, temiz hava delisin. Belki de her şey bir kurgudur, gerçek değildir. Veyahut da hesabı verilebilecek bir noktadadır. Tabii ki. Yani bakın şimdi dokunulmazlık diyorum. Gizlilik kararı olmasa oraya gelen emareler üstünden %65'ine ben hayır dediğimi söyleyebilirim mesela. Ama şimdi anlatamam. Çünkü bana göre mantık çerçevesinde olabilecek şeyler ama işlem eksikliği olabilir. Tamam mı? Yani bunları konuşamam ama şimdi. Mümkün değil çünkü gizlilik var. Buna baktığımda zaten söylüyorum. Ha hesabı verilecek şeyler varsa da vermek gerekiyor. Ersan Saner de verecek. Aytuğ Türkan da verecek. Ama bu halk da bunu bilerek bütün bunlar sayın eski başkana tek tek bütün seçim boyunca Ulusal Birlik Partisi
Sadece bunun tarafında eleştirdi. Biz de ne dedik? Onlar konuşur, biz yaparız. Onlar batırır, biz kurtarırız dedik. Seçimden 21 ile çıktık. Evet. Dolayısıyla bu süreci hep birlikte göreceğiz. İnanıyorum ki en sağlıklı bir şekilde de atlatmak için gerekli kararları üreteceğiz. Evet, süremiz geçti. Benim uyarmadım, fark etmedim. Ben de hemen bitirmemiz lazım. Üçü devirmişiz. Hiç sorun değil. Daha sonra tekrardan evet. Güzel bir de program olduğuna inanıyorum evet, bugün. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Kolay gelsin. Yine zaman zaman bir araya geliriz tabii ki. Efendim Sayın Ersan Saner'le birlikte olduk bugün. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterimiz gündemi konuşmaya çalıştık. Biraz da Ulusal Birlik Partisi'nin içerisine değindik. Bu akşam mesaiye devam ediyoruz. Halk meclisimiz var. Unutmayalım. Saat 20'de tepe başında olacağız. Hem bölge insanlığı spor kulübündeki canlı yayınımıza bekliyoruz. Hem de bölgeden uzak olanları Diyalog TV ekranlarına davet ediyoruz efendim. Akşama tekrar görüşmek üzere. Hem de bir de ben söyleyeyim yani buyurun. Motor gibi gittiniz Sayın Gürkan. Bizi ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu nice yarınlar diliyoruz. Peki. Görüşmek üzere efendim.